Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde fonksiyonlardan bahsedeceğim. PHP'de fonksiyonlara neden ihtiyaç duyarız? Mesela sitemizde yaptığımız ve herhangi bir uygulamamızda yaptığımız bir kodu tekrar tekrar kullanabilme ihtimali olanağı sağlamaktadır fonksiyonlar. Mesela sitemizde herhangi bir çok kullanacağımız bir fonksiyon, daha doğrusu bir kod var. Ve biz bunu her seferinde aynı kodu tekrar tekrar yazmaktansa bir fonksiyonu bir defa yazıp sadece o fonksiyon ismini yazıp ve parametreleri gönderiyorsak o parametreleri yazıp o şekilde işlemi gerçekleştirebiliyoruz kısa bir sürede. Ve daha kullanışlı olmakta yaptığımız işlemler. Hemen fonksiyon tanımlayalım. Bir tane bir örnek yapalım çok basitinde. Fonksiyonun adı ilk fonksiyon olsun. Hiçbir parametre göndermeyeceğim için parantezin için herhangi bir şey yazmıyorum. Şu an sadece echo buraya ilk fonksiyon. Şuraya ben yazalım bir de. Şu an ben bunu bu şekilde yazdım. Bakalım ne olacak. Localhost test php. Evet. Herhangi bir işlem yapmadı. Çünkü ben bu fonksiyonu sadece yazdım ama çağırmadım. Çağırmam için ne yapmam lazım? Fonksiyonun ismini yazmam lazım. Fonksiyon. Bu şekilde. Şimdi F5 dedim ve gördüğünüz gibi fonksiyonun içindeki değer döndü bana. Yani ne yaptım? Fonksiyonumu yazdım. İlk fonksiyonu direkt çağırdım. Ben tekrar bunu bir daha kopyalayıp altına yazdığım zaman yanına gelip tekrar aynısını yazacak bu şekilde. Ne kadar kullanmak istersem sadece aynı ismi yazıp bitiriyorum. Şimdi isterseniz bir tane sayıların toplamını yazan bir fonksiyon yapalım. Buna bir toplam diyelim. Hemen buraya bir for döngüsü içinde for. Buraya gelelim. I eşittir 0 virgül nokta virgül. I büyük eşittir 10. Ve i her seferinde kaç artacak? 1. Bu şekilde benim bir de değişken daha oluşturmam lazım buraya. Sonuç adında bir değişkenim olsun. Ve buna 0 değerini verelim. Buraya gelelim. Sonuç eşittir. Sonuç artı i şeklinde yazdığımda şuraya tabi dolar işareti koyacağız. Ve ben bunun sonucunu echo ile sonucu yazdıracağım. Şu an tekrar çalıştıralım bunu. F5 dedim, herhangi bir durum yok. Ben bunu ne yapmam lazım? Bu fonksiyonu çağırmam lazım. Buraya geliyorum. Toplam dediğim zaman gördüğünüz gibi sonucu ekrana yazdı. Yani ben burada yaptığım bu kadar işlemi sadece şu kadar fonksiyonun ismiyle çağırdığım zaman o işlem bitmiştir. Fonksiyon kullanımı, yani mantığı bu şekildedir arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz burada biz echo ile sonucu burada yazdırdık ama sonuç bunu yazdığımızda görüntülendi. Şimdi bir de şöyle yapacağız. Return dediğimiz fonksiyonun geriye değer döndürme olanağı var. Yani biz buraya her seferinde echo yazmayacağız. Return kullanacağız. Yeri geldiği zaman. Echo daha başka zamanlarda kullanacağız. Hemen şöyle bir örnek yapalım. If benim sayı adında bir değişkenim olsun. If mod 2 eşit eşit sıfırsa, yani girilen sayı tek mi çift mi ona bakacağım. Return buraya yazsın ki sayı çift. Else return sayı tek şeklinde göndersin. Şu an ben bunu bu şekilde yaptım ve toplamı da yazdım. Bakalım ekrana yazacak mı? Gördüğünüz gibi pardon, burayı biz sayı değişkenini tanımlamadığımız için, herhangi bir sayı değişkeni olmadığı için hata aldı. Şuraya sayı mesela 10 diyelim. F5. Şu an herhangi bir değer yazdım mı? Hayır. Çünkü sadece return'a değeri gönderdi. Mesela şu an sayı çifttir değerini gönderdi ama biz bunu ekrana yazdırmadık. Ekrana yazdırma işlemini nereye aldık? Bu sefer echo ile buraya. Hemen F5 dediğimde gördüğünüz gibi sayı çift değerini yazdı. Normalde biz return'le bunu aldık. Yani return'le döndürdük. Burada yazıyor. Ama biz bunu ekrana yazdırmadık. Ekrana yazdırma işlemini nerede yapıyoruz artık? Programın dışında. Yani biz istediğimiz zaman direkt bunu çağırır çağırmaz yazmasını istemiyoruz. Şimdi bunu biraz daha geliştirelim. Mesela ben sayı değişkenini burada tanımladım. Ben bunu dışarıdan bir değer almak istiyorum. Yani her seferinde buraya mı gireceğim sayımı? Hayır. Bunu siliyorum. Buraya alıyorum. Artık benim şu an fonksiyonum ne oldu? Parametre oldu. Çünkü dışarıdan bir parametre gelecek bunun. Nereden gelecek? Buradan gelecek.
Ben buraya hangi sayı yazarsam ona göre bana sonuç döndürecek. 3 yazdığım zaman bana göndereceği değer ne? Sayı tek. Çünkü 3 tek bir sayı. Hemen bunu biraz daha geliştirelim. Bu sefer bir faktöriyel yapalım. Faktöriyel işlemini görelim. Hemen for i eşittir 1 i büyük hangi değere kadar? Sayı değişkenine kadar. I artı artı dedik. Ve buraya dedik ki sonuç eşittir sonuç çarpı i. Bizim tabi yukarıda bir de sonucu tanımlamamız lazım. Sonuç eşittir 1. Hemen buna faktöriyel ismini verelim. Faktöriyel. Ve buraya gelip bunu yazalım. Şimdi sonucumuzu ekrana yazdırmak için echo da kullanabiliriz. Bu sefer echo deneyelim. Sonuç. Bunu silelim. Buna gerek yok çünkü. Şimdi ben ne yaptım? 3 faktöriyelin sonucunu istedim burada. Hemen bakalım. F5 hata oldu. 3 faktöriyel 6'dır. 1, 1 kere 1, 1. Şurada eşitlik olması gerekiyor. Eşittir koymadık. F5. Gördüğünüz gibi sayı değerimiz 6'yı verdi. Ben buraya 5 yazarsam 120. Gördüğünüz gibi 120'yi aldım. Ama ben return'a döndürmek istiyorum. Burayı return sonuç. Buraya echo yazdığım zaman böyle daha kaliteli oluyor. Yani böyle işlemimiz daha iyi oluyor. Ben istediğim zaman yazacağım. Ben 5 faktörlü burada tutarım. Ekrana yazmaz. Ama echo'yu kullandığım zaman ekrana yazar. Bu şekilde kullanabiliyoruz. Biz fonksiyonları. Şimdiye kadar hep sayı değerlerini yaptık. Mesela dışarıdan sayı aldık. Mesela bu sefer daha farklı bir şey yapabiliriz. Mesela default olarak değer de gönderebiliriz. Nasıl? Hemen bunu silelim. Buraya mesela kullanıcı diyelim. Kullanıcı eşittir anonim. Anonim. Yani eğer bir kullanıcı giriş yapıyorsa, eğer ismi yoksa falan, buna da login diyelim. Eğer herhangi bir parametreden değer göndermiyorsak anonim yazacak. Değilse bizim gönderdiğimiz değeri yazacak. Hemen buraya yazalım echo. Hatta şöyle yapalım, return yapalım. Return. Clear strong. Daha güzel gözükmesi için kullanıcı. Strong olsun ile giriş yaptınız. Nokta. Şimdi ne yaptık? Buraya geldik. Buraya artık biz string metinler göndermemiz gerekiyor. Yani çünkü burada kullanıcıya bir string tanımlamışız. Hemen deneyelim. Şu an ben hiçbir değer göndermeyeceğim echo ile. Bana ne yazacak? Anonim kullanıcı olarak giriş yaptınız. F5. Anonim ile giriş yaptınız. Anonim kullanıcı. Kullanıcı. Eğer ben buraya admin yazarsam bu sefer ne olacak? Admin kullanıcı ile giriş yaptınız. Yani eğer ben buraya herhangi bir şey yazmadığım zaman otomatikman bunu yazacak. Eğer ben bir parametremi değer gönderdiğim zaman direkt bunu yazacak. Çünkü artık yeni değerim değişiyor. Bunun yerine admin de buraya geliyor. Bu şekilde aradaki farkı anlayabilirsiniz. Şimdi mesela bir de bizim fonksiyonlar içinde kullandığımız değişkenlerle fonksiyon dışında kullandığımız değişkenlerin bir olmadığından bahsedeceğim. Nasıl yani? Ben buraya sayı adında bir tane fonksiyon oluşturayım. Yine dışarıdan sayı gönderelim. Hemen burayı silelim. Bu şekilde. If sayı mod 2 eşleşir 0 ise return sayı çift else return sayı tek. Şu an bu işlemimizi daha önce de yapmıştık. Herhangi bir sorun olmuyordu. Eğer sayı tekse çiftse ekrana yazdırıyordu. Peki ben bu sayı değişkeni yani fonksiyona tanımladığım sayı değişkenini
burada kullanabilir miyim? Hani fonksiyonumun dışında. Şu an bunu bir çalıştıralım önce. Doğru çalışıyor mu? Evet, sayı tek. Ben şimdi geldim buraya. Echo dedi. Sayı değişkenini yazdı. Yani ben dışarıda tanımlamadım. Yani burada tanımladım. Bir sayı değişkenini fonksiyon dışında çağırmaya çalışıyorum. F5. Gördüğünüz gibi undefined variable. Yani böyle bir değişken tanımlanmamış. Yoktur diyor. O yüzden şuradaki farkı anlayalım arkadaşlar. Burada tanımladığım fonksiyon ile, yani fonksiyonda tanımladığım değişken ile burada tanımladığım değişken aynı şey değildir. Yani bu buraya ait. Buranın dışında göremezsiniz. O yüzden burada tanımladığımız değişken, buradaki tanımladığımız değişken aynı değildir. Ama istersek biz bunu yapabilir miyiz? Başka bir şekilde. Evet, yapabiliriz. Hemen şunu çekelim buradan. Şuraya gelelim. Mesela ben burada sayı diye bir değişken tanımladım. Ve 10 dedim. Sonra geliyorum fonksiyonumun içine. Global parametresini kullanarak buraya sayı değişkenini yazdım. Ne yaptım? Bu sayı değişkenini aldım. Yani buraya koyduğum değer her neyse 10. Getirdi buraya yazdı. Artık bu global olduğu için ben bu sayı değişkenine fonksiyon içinde de ulaşabiliyorum. Şimdi şunu silelim. Sonucumuz ne olacak? Çift olacak. F5 dediğim zaman sayı çift. Çünkü ben buraya bu değeri gönderiyorum artık. Gördüğünüz gibi. Eğer ben fonksiyon içindeki bir değişkeni, yani dışarıda da kullanabilmek istiyorsam bu şekilde, ya da dışarıdaki bir değişkeni içeride kullanmak istiyorsam global ismini vermem lazım. Bunun anlamı burada kullanabilirsin. Yani bu artık global bir değişken, kullanabilirsin. Başına global yazmamız yeterli olmaktadır. Fonksiyonlarla ilgili anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere.